Şimdi ilim var mı halkımızın içinde? İtikat var mı? İtikadı biliyoruz mu ne olduğunu? Ehli sünnetin ne olduğunu biliyoruz mu? Kale gibi böyle. Bu caminin direkleri gibi. Sağlam mı bizde? Yok. Sağlam olmadığı için biri çıkıyor televizyona. Bu Kur'an vahiy değildir diyor. Çıkıyor. Bu hadis sahtedir diyor. Çıkıyor. Kadere iman yoktur diyor. Çıkıyor. Bizimkiler de inanıyor. Ya atasözü var. Her sakallıyı baban sanma diye, değil mi? Her gördüğün sakallıyı baban sanma demişler. İtikadımız sağlam olsaydı, ehli sünnet ilmimiz tam olsaydı, karşımıza kim çıkarsa çıksın imanımızı bizden çalamazdı. Çünkü bugün Müslümanların imanını çalmaya çalışıyorlar Müslümanlar. Unutmayın bunu. Bu anlattığım olaylar size masal gibi geliyor belki. Ehli sünnet demek bir mezhep demek değil. Ehli sünnet itikadı demek Resulullah Aleyhisselam'ın, ashabının ve ondan sonra gelenlerin inandığı gibi inanmak demek. Senden bunu çalıyorlar. Haberin yok. Halid bin Velid. Tanıyorsunuz değil mi? Büyük komutan. Büyük kumandan. Bir tane bile kaybettiği savaş yok. Büyük komutan. Büyük mücahit. Ordu hazır. Kimin halifeliği döneminde hatırlamıyorum. Binlerce kişilik ordu kapıda at üstünde bekliyor. Sefere çıkılacak. Büyük savaş. Diyor ki Halid bin Velid, benim falanca renkli takkem nerede diyor. Takke işte. Sarığı. Nerede? Diyorlar ki yok. Hanımları arıyorlar, arıyorlar, bulamıyorlar. Arıyorlar, bulamıyorlar. Hayır diyor, o takkeyi bulmadan orduyu kıpırdatmam. Ya Halid, niye böyle yapıyorsun? Al başka takke git. Hani biz öyle derler değil mi? Al ya, ordu bekliyor. Arabistan sıcağı. Güneşin altında al şunu giy. Hayır, o takkeyi bulacaksınız. Saatlerce aratıyor. Ve buluyorlar. Sonra yola çıkıyorlar. Yanındaki diyor ki ya Halid, nedir bu takkenin sırrı? Söyle bakalım. Bu takkenin üzerinde diyor Resulullah Aleyhisselam'ın sakalı işli. Sakalı işli bu takkede. Ben savaş meydanına çıktığım zaman ya Rabbi diyorum. Bu peygamberinin yüzü suyu hürmetine, başımda taşıdığım onun sakalının yüzü suyu hürmetine bana zafer ihsan et diyorum. Ve Allah da bana zafer veriyor diyor. Şimdi bugünküler ne diyor? Peygamberin tüyünü mü yapıyorsun? Bilmem neyi mi yapıyorsun? Peygamber'e mi şey yapıyorsun? Ona mı gidiyorsun, konuşuyorsun? Peygamberin kabrine karşı dua etsen kovalıyor seni Vahabi. Kovalıyor oradan. Halid bin Velid'i gördün mü? Ehli sünnet demek peygamberin imanı gibi iman etmek demek. Bunu elimizden almaya çalışıyorlar bizim. Müslümanları bataklığa sokmaya çalışıyorlar. Ve giriyor çoğu da. Gençlerdeki yeni akım bu deizm, ateizm bu işte. Neticesi bu. Çok çalışmamız lazım o yüzden. Çok çalışmamız lazım. Çocuklarımızı, torunlarımızı, kardeşlerimizi, komşularımızı, Müslümanları korumamız lazım. Plan büyük, proje büyük. O yüzden bu anlattıklarımı ciddiye alın, olur mu? Buradan gittikten sonra bu anlattıklarımı iyi düşünün. Hoca ne dedi diye. Allah bizi ehli sünnet itikadından kıl kadar ayırmasın. İtikat bozukluğu insanın imansız ölmesine bile sebep olur, bunu unutmayın. İmanın şartı 6. Bunlardan biri kadere iman değil mi? Siz camide öğrenmediniz mi bunu? 50 yıldır camide Kur'an kursunda öğretti hocalar size, değil mi bunu? İmanın şartı 6, biri de kadere iman. Şimdi adamın teki çıkıyor diyor ki hayır, imanın şartı 5, kadere iman yok diyor. Bunu mu oturup dinleyeceksiniz? Uyanık olun beyler, uyanık olun. Allah ümmeti ifsad etmek isteyen, peygamberle ümmetin arasını açmak isteyen, dinimizi tahrif etmek isteyen, bizleri cehenneme atmak isteyen, adı ne olursa olsun onlardan bizi korusun.